Haberlere karar veriyorlar şurada. Senin yüzünden konu olmayız inşallah oralara. Gel. Aa, yönetmenim merhaba. Merhaba. Bugün ne sunmaya geldiniz? Neler var? Ekonomi. Anlar mısınız sayılarla aranız nasıl? Coğrafyada pek iyi değildiniz malum. Hoşçakalın. Bay. Çok seviyor beni. Bak, hiç doğru bir şey yapmamız ben söyleyeyim sana. Niyeymiş o? Niye? Çünkü babam kıyamet koparacak. Ay vallahi istiyorsa koparsın. Hiç umurumda değil şu anda baban. Ayrıca babana hiç güvenmiyorum. Niye? Ne oldu ya? Bir şey mi duydun sen? Niye? Duymam gereken bir şey mi var? Yoo. Öyle değil ya. Sen işte öyle söyleyince bir olay mı var acaba dedim. Hayır, ben ondan demiyorum. Bir kadın kendi ayaklarının üzerinde durmalı. Kocasına güvenmemeli. Yarın ne olacağı belli olmaz. Ben kendi paramı kendim kazanacağım. Neyse, ben fikrimi söyleyeyim de yine de. Senin fikrini alamayacağım kadar önemli bir mevzu. Ay, heyecandan sıcak bastım. Bir yere geldiğimde sakın söyleme babama. Tamam, söylemem Zehra. Ay, işte. Selim Bey sizi bekliyor. Hah, geldik canım. Gitmesek mi? Hayır, dur. Yazarsın bak, sararlar seni de. Buyurun. Sağ ol canım. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben sizden düşünmek için süre istemiştim ama birazcık hızlı karar verdim. O yüzden iletmek için geldim. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben teklifinizi kabul ediyorum. Alkışla Zehra. Öyle mi? Sonradan bir pürüz çıkmaz umarım. Ben sizin endişenizi anladım ama hiç merak etmeyin. Benim halledebileceğim bir konu. Diye umuyoruz, evet. İnşallah. Evet. Yalnız siz bana bir sözleşmeden bahsetmiştiniz ya. Evet. Ben onu bir okuyayım, inceleyeyim. Şu an avukatlar son incelemeleri yapıyor. Ben size göndereceğim onu, hiç merak etmeyin. Peki. Bir de şu an kanalımızın sahibi de burada. Sizi de ilk yayın gününüzde izlemiş ve hayran kalmış. Duydun mu Zehra? Kendisi sizinle tanışmak istiyor. Ay hay hay. Çok memnun olurum bak. İlk hayranlarımı edinmişim bile. O zaman gidelim. Ne kadarını izledi? Hepsini izledi mi? Zehra, keşke baban da duysaydı. Yıldız Hanım'ı getirdim. Nasılsınız hanımla? Nadir Bey. Hoş geldiniz. Ne güzel bir sürpriz. Yıldız. Merhaba. Zehra. Kanalın sahibi siz misiniz? Evet, yeni aldım. Hep aynı sektörlerde çalışmak çok sıkıcı. Değişiklik severim. Siz tanışıyor musunuz? Evet, tanışıyoruz. Selim Bey'in teklifini düşündüğünü duymuştum. Kabul etmeye mi geldin? Öyleydi ama durumlar birazcık değişti tabii. Biz gidelim Yıldızcığım, hadi. Hanımlar, keyfinizi kaçırdıysam özür dilerim. Ben buradayım diye teklifi kabul etmezsen tekrar düşün derim. Halit zaten karşıydı bu işe. Şimdi bu son gelişmelerden sonra iyice imkansız oldu. Yıldız, burada çalışıyor olman demek beni her gün göreceğin anlamına gelmiyor. Genelde beni göreceksiniz. Neyse, yine de ben bir düşüneyim. Ya Zehra. Kendine iyi bak Yıldız. Zehra, ne olacak şimdi? Olacak, çıkacağız, gideceğiz buradan hemen. Onu demiyorum yani, bundan sonra ne olacak? Ne bileyim, Yıldız eve gideriz herhalde ya. Ay, onu diyorum ya, Nadir'in her taşın altından çıkmasından bahsediyorum. Ya bak, zaten babam istemiyordu, sen unut gitsin bir iş. Unut. Bir sakin kafayla düşünseydim. Ya bir şey söyleyeceğim, bak babam bilmiyor Nadir'in kanalın sahibi olduğunu. Bir de onu öğrenirse neler olur, sen onu düşün. Tamam, sus. Ay dur anneciğim. Tükürüyor, sinir geldi çocuğa. Tosun paşam. Ay, tam ünlü ve popüler olacağım, başıma gelene bak. Yıldız, bu adam sana kafayı fena takmış söyleyeyim. Sence kanalı bilerek mi satın aldı? Kesin bilerek satın aldı. Hem bak, diğer türlüsü daha fena ha. Niye? Niye olacak kızım? O zaman bir tesadüfler silsilesi var demektir. Yani ilahi bir güç sizi birbirinize itiyor. Ay sus. Halit canım duyacak, öyle deme. Bana bak, Leyla ne oldu? Mahallede gören olmuş mu? Allah kız, bizim mahalleden çıktığından beri hiç haber yok. Enteresan. Tabii canım, ben bakkala manava sordum. Bu eski kaldığı pansiyon var ya, oralarda dolandım, hiç gören yok. Nerede kalıyor ki bu? İnan hiç bilmiyorum Yıldız ya.
Senin evinden çıktığında cebinde 5 kuruş parası yoktu. Gidecek yeri de yok. Yakında bir yerlerdedir o. Sen iyice sor, araştır, öğren, tamam mı? Tamam. Ama öğrenip ne yapacağız peki? Ya işimize yarayabilir. Bilelim bu nerede yaşıyor. Sen beni dinle, araştır. Efendim oğluşum. Bana mı gülüyorsun sen? Gülmeyi öğrendi biliyor musun? Hoptasın abi. Gülmeyi öğrendi. Gel. Gel anneciğim. Oh maşallah. Evet, bak, bak annesini gördü. Çok sevindi. Annen de seni gördüğüne çok sevindi. Hadi sen çık. Ben şu yavrumu emzireyim. Tamam, hadi. Beni yemeye çalışıyor. Acıkmış demek ki. Oy anneciğim. Yani Zerrin'cim senin için rahat olsun. Ben o Leyla olayını hallettim. Nasıl hallettin? Aldım kızı karşıma, dedim ki canım benim, senin bu evli erkeklerle alıp veremediğin nedir dedim ya. Ne? Delirdin mi sen Zehra? Yoo. Ha tamam, böyle demedim ya, ama işin özü bu. Güzelce şöyle bir aradım ağzını. Sanki kendim yaşamışım böyle bir durum gibi örnekler verdim ona. Sonuç? Sonuç o kızın o taraklarda bezi yok. Emin misin? Eminim ya, %100 eminim. Hatta ben konuşurken böyle bir yargılayan, beni yadırgayan gözlerle baktı bana. Safa kız ya, salan teki o. Aman iyi, ben yanılmış olayım. Evet, sen yanıldın. Bak bir de bir şey söyleyeceğim sana. Artık devir değişti ha. Öyle birileri birilerinin ceketlerini temizledi, yok ipli kaldı falan diye kimse kimseden şüphelenmesin. Bırak bu işleri artık. Ay, konu baban olduğu için şüphelendim ben de zaten. Ha bir de Leyla güzel kız. Güzel. Babamın yanında çirkin kimse çalışmadı ki. Ender de güzeldi, Yıldız da güzel. İkisiyle de evlendiğini hatırlatırım. Evet. O doğru. Aa, Yasemin'le evlenmedi. Bak mesela öyle düşün. Yasemin duruyor hala. Ay, Yasemin'le evlenmeye zaman mı kaldı Allah aşkına? Araya Şahika girdi. Ya müsaadenle o da bir soluklansın. Zerrin bir şey diyeyim mi? Bence senin hala babama karşı bir zaafın var. Ondan zannediyorsun ki böyle bütün kadınlar Halit, Halit diye çıldırıyor. Öyle bir şey yok. Unut onu. Ay ne zaafı Allah aşkına? Ay kimi beğenirse beğensin canım, bana ne? Hayır yani şimdi Yıldız yeni doğum yaptı. Yani kimsenin yuvası yıkılmasın diye şey ettim ben. Evet evet, gerçekten iyi niyette bir dünya markası olmuşsunuz Zerrin sen. Bak gerçekten küçük bir bebek olmasa ortada umurum olmaz. Tabii bir de Lila'dan duyduklarım var. Ne duydun ya Lila'dan? Ya Lila Yıldız'ı seviyor. Ender'i sevmezdi, yapmacık bulurdu. Ama Yıldız'ın samimiyetine inanmış. Sonra evde de mutlu. Yani Lila'nın düzeninin bozulmasını istemem doğrusu. Ay bozulmaz. Hiç takma kafada, kimsenin düzeni bozulmaz bu evde. Ben bir Ender'i arayayım. Yaptıklarıma haber vereyim. Duysun başarılarımı. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.